Herkese merhaba arkadaşlar. Çok sık sorduğunuz bir soruyla bugün karşınızdayım. Koşarken nabzın kaç olmalı diye bir soru soruyorsunuz sürekli. Bu kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kendinize koşarken bir zorluk derecesini algılamanız için bir skala belirlemeniz lazım. 1'den 8'e kadar sayı düşünün. 1 çok kolay, 8 de artık koşamıyorum seviyesinde zor. Aradaki rakamlar da kolaydan zora doğru ilerlediğini düşünün. Siz koşarken sürekli 6, 5 ya da 4 sayılarında olmalısınız. Yani iyiyim, nefesim düzenli, kendimi rahat hissediyorum. 5 sayısı her şey yolunda. 6 konuşmak biraz benim için zorlaşmaya başladı. Nefes alış verişlerim biraz daha sıklaşmaya başladı gibi bir sayı olduğunu düşünürseniz siz 4-5-6 sayıları arasında koşacaksınız. Algılanan zorluk derecenizi böyle hesaplayabilirsiniz. Nabzınız da ortalama olarak maksimum atım sayınızın %65 ile 75'i arasında oluyor. Bu algılanan zorluk derecesi aralığında koşarsan. Bir başka konu da dinlenik nabız arkadaşlar. Dinlenik nabız nedir? Neden alınması gerekir ve neden önemlidir? Eğer bir koşu programına hazırlanıyorsanız, haftada 5 gün koşuyorsanız, sabah uyandığınızdaki dinlenik durumdayken atan nabzınız o günkü koşuda yapacağınız yükleme için çok önemli. Sabah yataktan kalktığınızda ya da uyandığınızda sağ elinizi şah damarınıza koyarak 15 saniye boyunca süre tutup çıkan sayın atım sayısını 4 ile çarparsanız dinlenik nabzınızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir önceki günden çok yorgun ve stresliyseniz ya da çok az uyuduysanız ertesi günkü interval antrenmanı sizin için çok zor geçebilir. Yani nabzınız uyandığınızda normalde 60 iken bir gece öncesinde yorgun olduğunuzdan dolayı 80 nabız atımıyla uyandıysanız o günkü interval antrenmanındaki şiddeti biraz düşürebilirsiniz. Bunun için çok iyi bir dinlenme, çok iyi beslenme ve uyku gerekiyor. Bunları yerine getirdikten sonra koşu antrenmanınızı yapabilirsiniz. Ama unutmayın, dinlenik nabız bu konuda belirleyici bir faktör.